2. Seven. One. Five. Five. Five goes here. Five. Got five butterfly. Well done. Herkese günaydın arkadaşlar. Günlük video çekmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün cuma günü. Evet, evde kaldıkça insan böyle günleri falan da şaşırıyor. Biz 6.45'te uyandık. Ben videoyu editledim. Uzun süreden sonra bir video editlemek bu kadar yorucu olamazdı. Gerçekten de. Kahvaltı falan yaptık çocuklarla. Sabah okulumuza başladık. Hala devam ediyoruz. Geceden Özge ile Rukan'la birlikte neler yapacağımızı hem gösteriyoruz birbirimize akıl olsun diye. Birlikte bir şeyler falan bakıyoruz, buluyoruz, paylaşıyoruz birbirimizle. Ondan sonra onları ayarlıyoruz her çocuğa ayrı. Gün içinde de hani bir etkinlik arayışına girmiyoruz. Direkt oradan alıp yapıyoruz. Evet, bütün yazılı okuma işlerimiz sabah halloldu. Derin şimdi biraz burada bunları çıkarmaya çalışıyor. Arya da bugün sayılar ve hayvanlar üzerinden çalışıyoruz. Arya, buradan çek. Bunu indir şöyle. Heh. Well done, Derin. Dünden kalan çamaşırlar sabah kurumamıştı. Tekrar açtım. Bezlerimi yıkadım. Kurulanıyor böyle. Ben banyo ve yer için kullandığım bezleri bir yıkıyorum. Ama mutfak için kullandığım bezleri bir atıyorum makineye. Siz de öyle yapıyor musunuz? Bilmiyorum. Yoksa ikisini karıştırsam mı? Bilmiyorum yani. Ben biraz tuvalet banyo hani yer pis diye ikisini karıştırdım. Bilmiyorum. İlginç sorular. Çocuklar dışarıda. Mutfağı toparladım. Salonu toparladım. Şimdi benim odaya girdim. Sabah ben ev okulu dersi yaparken Devran uyuduğu için girip buraları toparlayamadım arada. O yüzden şimdi buraları toparlayacağım. Toparlamadan önce size şunu göstereyim arkadaşlar. Amazon'dan geçen şöyle bir şey aldım. Blackout curtain diye. Şöyle ucunda bu plastikler var. Bunlar da böyle cama yapışıyor. Ve böylelikle tüm camı böyle kapatıyoruz. Çünkü 3 gün önce işte Derin dedi ki anne dedi neden erken yatıyoruz? Erken uydukları için. 7'de artık 7'ye alıştırdım bu arada. Zaten erken uyanıyorlar. Zaten erken uyanıyorlar. O yüzden geç yatırıp da eksik uyku alacaklarına bari saatinde uyusunlar. 7'de yatırdığım için de Derin dedi ki anne neden karanlık değil işte akşam değil hala aydınlık falan filan dedi. Ben de bunu düşündüm, bunu aldım. Böylelikle şimdi karanlık oluyor ve en azından çocuklar uyuyabiliyor. Çok dağınık görünüyor ama temiz. Dün bütün nevresimleri, üçünü de yıkadım, serdim. Devranı falan değiştirdiğim için havlular falan dolayısıyla daha hala var. Ben buraları bir şipşak hemencecik çabuk temizleyeyim, ondan sonra gidip eğlenelim. Geçenlerde markete gittiğimde şöyle bir şey almıştım. Burada Paskalya Bayramı diye her yerde böyle süsler var. Süsler olunca da tabii ki de insanın alası geliyor. Ondan sonra şimdi bahçeye gidip kuracağım. Bugün cuma, Paskalya Bayramı pazar günü yani 2 gün sonra. Bunları böyle follow me yazıyor. Övde yazıyor yani beni takip et. Orada falan böyle look here böyle işaretler var. Burası başlangıç falan. Ondan sonra birkaç süs daha var yumurtalı. Bunlar da ayak izleri. Takip etmen gereken ayak izleri. Ondan sonra bunlar da
paketler. İçinde genelde işte çikolata koyuyorsunuz ya da koymak istediğiniz başka şeyler varsa onları da koyabiliyorsunuz. Ben şimdi ne koyacağım daha karar veremedim ama bunları götürelim aşağı. Çocuklara zaten çikolata aldım ama çocuklara hepsini vermeyeceğim. O yüzden büyük bir ihtimalle şöyle iki tane cips verelim. Ne de olsa yemeğimizi yedik diye. Şöyle iki tane Kinder sürpriz yumurta veririm. Başka da bir şey vermem. Çünkü çok çikolata yemelerini de istemiyorum. Ondan sonra diğerlerinin içine de etkinlik için birkaç şeyler koyabilirim. Ya da hiçbir şey koymam. Direkt iki tane yaparım. İki çocuk var diye. Doğru mantıklı. Böyle ondan sonra onlar da bulsunlar. Şöyle. Benim işim evde bitti. Şimdi çayımı yapacağım. Bunları da aşağı götürelim. Ben gözüyle baktım. Kurul kurul oldu burası. Yılan kuzu burada. Ben şimdi bunları yapacağım. Çocukları Serhat orada saklıyor. Okay. Başlayalım. Sizi şuraya koyayım. Sun is coming up, are you ready to go? We can take a ride, we can take it slow. Your will is my law, I'ma let you be the boss. Cause I'll go where you go. I'll take you to a place, we can see it all. Step off the edge, I can break your fall. Your will is my law. Are you again? Hold up his hand. Good girl, hadi gel. Başlayın. Gelin. It says, start here. So come. You need to follow the footprints. Where's the footprints? Come. It says over here. Come this way. Come this way, look. One footprint. Follow the footprints. Follow the footprints. Yeah, lift it up. Woo! You got it, Aria! Kızım yavaş. Yavaş, gelin gölge bulalım size. Gölgede oturun. Gel, gel bak burası çok güzel. Burada oturun, burada yiyin aşkım. Aria ne çıktı içinde? Cips, bir de içecek. Kendisine bakmadı bile. Gel bakın burada yiyin. Orası kirli gel. Gel burada oturun. Burası gölge. Burada oturun. I like. Otur Arya. I can't. Otur Arya. I'm gonna sit over here. Yeah. Huh? Aferin kızım. Açayım mı? A lollipop. I like lollipop. Al Arya. Geri kaldıralım. Seneye de lazım olur. Bunlar çünkü bir seferliğe mahsus değil. Havuzu çıkardık. Havuzu yapmaya çalışacağız. Ayağınla onu yapsana. Benimkiler tatilde. Ne yapalım? Tatile gidemeyince tatil getirdik ayaklarına. Bu havuzu hatırlayanlar var mı? Haydar'la Derin'i. Şimdi yukarıda da su da fışkırıyor da içinin dolmasını bekliyoruz. Arya. Hadi yap. That was fun. Yeah? But I have this board. Bizim çim çim değil ki. Resmen şey yani. Çim olsa ayaklarına yapışmaz. Kurumuş böyle. Kuru çubuk gibi yani. Hep ayaklarına da yapışıyor. Çamurumsu çim. Çamur çamur değil, çim çim değil. Bize ait olsaydı güzelce yapardık ama bize ait değil. Ya eve ait de, kaldığımız kiraya ait de.
Kendi evimiz olmadığı için boşuna yapmanın anlamı da yok. Devrencik de burada uyudu, uyandı. Abisini, ablasını izliyor. Ben de çıkıp biraz çocuklara meyve falan getireyim. Senin that was fun. Oh, that will be fun. Çocukları yıkadım, mis gibi film izliyorlar şimdi. Biraz erken içeri girdik çünkü hava rüzgarlıydı. Havuzun içinde soğuk olduğu için korktum açıkçası. O yüzden şimdi yeşil mercimek yemeği yaptım. Makarna varsa ufak olan, biraz da makarna haşlayabilirim aslında ama sadece spagetti var diyebilirim. Bence bugünlük bu kadar olabilir. Yani yanında bol yoğurtlu yenilir yani. Bugün sözleşmiştik Özge'yle şu dolapların içine girişeceğiz diye. Bilmiyorum yapsam yapmasam vallahi. Çocuklar uyudular. O kadar uzun zamandır çekmedim ki kamerayı açarken dedim acaba ne diyeceğim şimdi. Bülbül gibi konuşan kızın yerine hiçbir şey ne söyleyeceğimi bilmeyen biri geldi. Şimdi elime bezi aldım. Yine dediğim gibi çocuklar uyudu. Saat 7.40 falan herhalde şu an. Devran biraz uyanık. Dalmasını bekliyorum ama ses yapmadığı sürece sorun değil. Ağladığı zaman gidiyorum emzini veriyorum veya emziriyorum. Duruma göre değişiyor. Fazla her uyandığında emzirmemeye çalışıyorum ki memeye alışmasın yani. Her ağladığında meme alacağım diye düşünmesin. Öyle, uyku eğitimini çok merak ediyorsunuz. O yüzden benim de hiç fırsatım yok oturmalı sohbet edip konuşmaya. Bunu anlatmak için. O yüzden şimdi biraz bahsedeyim. Ben Devran'a bir yaklaşık 10 gündür falan oluyor herhalde. Devran ilk doğduğu 1 ay, hayır 2 ay falan. Evet, 2 ay, full 2 ay hep 11.30-12.30 arası uykuya dalıyordu. Benim için bir problem olmuyordu çünkü 12'de uyuduğu zaman geç uyanıyordu zaten. Ve sabah da ben diğer çocuklarla ilgilenirken onun uyuması benim için daha iyiydi. Aldım. Oh, uyuttum. Geldim. Meme istiyordu. Çamaşır çıkartıp kurutmaya attım. Siyahları da şimdi makineye koyuyorum. Vallahi sepetim boş. Kaç saat boş kalır? Bilinmez. Yarın açmam da diğer gün kesin açarım yine. Çocuklar dışarıda oynadığı için ve sürekli kumdu, çamurdu, yok yani şeyde çimdi falan derken bırak kıyafetleri, kendileri de mahvoluyor. O yüzden 6-7 gündür her gün Devran'ı uyku eğitimine başladım. Onlara da banyo ettiriyorum. Ve düşünebiliyorsunuz 3 çocuğu banyo edip tekrar giyindirmek falan filan böyle bayağı bir chaos oluyor. Ama yani hem banyo batıyor hem çamaşır, her dakika çamaşır çıkartıyoruz. Her gün yeni bir pijama giyiyoruz. Yani pijamayı ikinci günü giymiyor. Çünkü kahvaltı yapıyorlar pijamalarıyla. Batıyor malum. Derin pek değil de araya batırıyor. Ne diyordum Devran? Aslında ben güzel bir fikir geldi aklıma ya. Hem anlatırken arka fonda böyle yaptığım şeylerin
dönmesini istiyorum. O yüzden onu başka bir zamana ayırırım. Ama eğer şu an 4 aylık bir bebeğiniz varsa en azından şunu yapın ben video yapana kadar. Katliyen ve katliyen benim gibi saat 7'den 7'ye yatırmak istiyorsanız, eğer öyle bir eğitim sistemi ya öyle bir uyku sistemi istiyorsanız, o zaman sadece 3 defa uyutmayı deneyin gün içinde. Sabah 7'den sonra uyandırın. 7'den daha fazla uyursa uyutmayın, yani uyandırın 7'de. Uyanması gerekiyor. Ondan sonra 9, 12, 3 uyku. 3 defa öğlen uykusu. Ve tabii çok uzun saatler değil. Toplamında 3-4 saat uyuması gerekiyor. Mesela benim oğlan toplamında 3-4 saat uyumuyor. Yani yarım saat sabah, yarım saat üçüncü uykusu. İkinci uykusu da genelde 1 saat, 1,5 saat en fazla oluyor. Ondan sonra da 3-3,5'tan sonra ben asla yatırmıyorum. Ta ki 7'ye kadar. Emzirirken de uyumaması için elimden geleni yapıyorum. En azından bunu bir deneyebilirsiniz. Ben de yarın uyuturken çekmeye çalışırım ki hem anlatırken siz de görün ben ne yaptığımı. Ve banyo etmek çok önemli. Eğer bir düzene alıştırmak istiyorsanız anı anına aynı şeyi yapmak zorundasınız. Biz anı anına 6.30'da ben banyoya koyuyorum Devran'ı. 6.45 gibi çıkartıyorum. 5-10 dakika orada oyalıyorum. İyice yoruyorum orada. Ondan sonra kitap okuyorum, masaj yapıyoruz, emziriyorum ve yatırıyorum. Ve yatırırken kucakta asla yatırmıyorum. Emzirirken bile tam gözümü kapatacak gibi olursa memeden çıkartıp beşiğe koyuyorum ki son gördüğü yer benim göğsüm değil de yatağı olsun ki yatağını benimsesin. Ha burası benim yerim diye. Ama dediğim gibi daha fazla uyku videosunu söylerim arkadaşlar. Kusuruma bakmayın çünkü hem uzun zamandır video çekmiyorum hem de güneş artık başıma geçti diyebilirim yani. Şu makineyi de açayım. 60'a veriyorum. Eskiden 40'a verip ön yıkama yapıyordum ama şu an 60'a verip ön yıkama yapıyorum. Çünkü bütün bu virüs bakteri 60'a gidiyormuş diye bir duyum aldım. Serhat bulaşıkları yıkadı ama tezgahın üstünü tabii ki benim silmem gerekiyor. Yoksa içim rahat etmez. Bir de bunları yerleştireceğim yıkanmışları. Bir de dedim uyumadan önce mop yaparım buraları. Saat daha çok erken yani bizim için. Genelde 12-1 falan uyuyoruz biz. Kızlarla bir sohbet ederim ve çocukların eğitimini hazırlarım. Neden video çekmedim? Sebepleri çok aslında. Bir tanesi işte bu aile düzenimizi kurmaya çalıştım. İşte çocuğun Devran'ın uyku düzenine, Arya'nın tuvalet alışkanlığı, ondan sonra işte evde bu 2-3 yeni olay var ve onu bir düzene oturtturmaya çalışıyorum açıkçası. Ev okulu şu an benim için çok büyük bir olay. Derin'in tam öğrenme, gelişme yaşı ve maalesef okulda sosyalleşip bir şeyler öğrenemiyor. Ben de onun eksikliğini gidermek için evde elimden geleni fazlasını yapmaya çalışıyorum. Bunun için de bir gün önceden ise ayarlamalar yapıyorum. Sabah bunu yapacağız, öğlen bunu yapacağız, akşam bunu yapacağız dediğimde günümüz öyle öyle bir rutine giriyor. Belki benim için şey düşünebilirsiniz. Yani sadece çocuk odaklı böyle kafam. Evet öyle, çünkü çocukların şu an en önemli yaşları. Çocuk şu an ne öğrenirse geleceğe de onu taşıyacak kendisiyle birlikte. O yüzden benim için çok önemli. Yani Devran bile 4 aylık ve Devran'ın o kitap okumaları bile benim için çok önemli. Oturup onunla 10 dakika kitap okumak çok önemli. Yani evet, bazılarınız beni kafayı yemiş düşünebilir. Ama benim için çocuklarım önce geliyor. Ondan sonra tabii ki sağlıklı beslenmeleri, yemeleri, işte dışarı çıkıp hava almaları falan önemli şeyler. Bezlerimi de ne güzel yıkadım. Şu turuncular yeni geldi. Bunları sabırsızlanıyorum kullanmak için. Var ya içim gidiyor ama şu ara yapamıyorum. Ve akşamüstü güneş böyle battığında insanın yani cam silme sevinci bende doğmuyor açıkçası. O yüzden sabah bir gün olduğunda işte çocuklara başka biri baktığında telefonum çalıyor. Serhat baktığında bu bezler apparently yani güya sadece su bezi siliyorsun, bununla duruluyorsun ve tertemiz oluyormuş. Bunların markası E-Cloth. Öğrenmek isteyenler varsa araştırabilirler. Şöyle.
artık çocukların seslerini duymaya başlıyorum. Değil mi? Derin bir ses yapıyor. Evet, bu aralar bu bezlere taktım ve şu an bütün bezlerim hep bu marka. Mesela bu Minky, ben bunu banyo için kullanıyorum. Şöyle, bunun bir de E-Cloth Washing Up var bulaşık için. Bayağı iyi. Bunlar 3 sene garantili bu bezler bu arada. 300 kere makineye atabilme şansınız varmış. Bu E-Cloth Kitchen Waste. Bununla tezgah üstünü siliyorsunuz falan filan böyle. Yeni yeni şeyler işte bende. Tabii ki yine sonlandırmayı unutmuşum. Yarın görüşürüz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Hoşça kalın. Bye.